Çok güzel olmuş. Erik Dalı gevrektir. Çukur, çok güzel oynamışlar. Evet, ben de çok beğendim. Birazdan izleyicilerimize de vereceğiz tabii. Evet. Çok hoşuma gitti. Hatta onun böyle kamera arkasını bayağı bize yolladılar. Bunu da verin, bunu da verin. Diye. Aynen, aynen. Hepsini paylaşacağız ama. Hepsini. Ama önce bize ulaşmak istiyorsanız efendim WhatsApp ihbar numaramız 0549 802 86 31. Burada haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz bize. Solmaz Yeni'deyiz biz. Instagram adresinde Solmaz Yeni. Bir Can Bali yazıp sonuna iki tane i koyduğunuzda bana ulaşabilirsiniz. Ece'ye ulaşmak istiyorsanız da @ecerken yazabilirsiniz. Ama tabii ki YouTube kanalımızı söyleyelim. YouTube kanalımıza abone olmak istiyorsanız söylemezsem olmaz yazıp kanalımıza abone olabilir. Oradan kaçırdığınız bölümleri izleyebilirsiniz. Kesinlikle sevgili haber spikeri bir Can Bali. Kıyafet falan da saçlar tam haber spikeri. Ben de hello. Next subject is about Donald Trump. Diyor ki, I want to kill him. Evet. Like all the Turkish people. Evet, yani Trump bir tweet attı. Böyle bir şey olamaz. Dolar arttı ve tabii ona da tepkiler de arttı ülkede. Hemen söyleyeceğiz. Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim diye bir özgüven. Evet. Bir özgüvenle bir Atatürk'ü bir sorsana Trump. Bir dedelerine sor bakalım. Bizi çok iyi tanıyorlar. Eteklerimizi öpen bedenlerine değil bir mi? Çok iyi tanıyorlar bizi. Ne diyorlar? Böyle bir tehdit ediyor. Bu tehdit üzerine tabii ki tepkiler de gecikmiyor. Birçok ünlü Trump'a sert sözlerle yükleniyor. Işın Karaca konuyla ilgili ısıracak köpek havlamaz. Donald diyor. Ondan sonra Tuğçe Kazaz'ın açıklaması var. Bak, Tuğçe Kazaz'ın açıklaması. Evet, bu Tuğçe TT oldu dünden beri. Ne dedi? Küstah herif. Dur söyleyeyim. Küstah herif dedi. Bir dakika. Evet. Tam cümleleri okuyalım. Tuğçe Kazaz'ın dediği. Işın Karaca'yı verdik. Tuğçe'yi verelim. Diyor ki küstah herif. Çok özür diliyorum. Tuğçe diyor. Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz, yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız diyor. Aslında sert bir çıkış ama güzel bir çıkış. Tuğçe hem böyle dalga geçilen bir karakter Twitter'da. Evet. Hem de çok desteklenen sözleri de var. Enteresan. Yani ben de bazen ikilemde kalıyorum. Öyle güzel bir cümle ediyor ki vav wow! falan diyorum. Hani hakikaten hislerimize tercüman olmuş. Ama sonra bir laf ediyor diyorsun. Yani şimdi Tuğçe Kazaz'ın burada söylediği şey çok doğru. Burada bir küstahlık var ve aslında alenen açık açık bir tehdit var. Daha önce yaptığım gibi Türk ekonomisini yerle bir edeceğim diyor. Evet, Amerika'nın fiziksel ve maddi gücünün fazla olduğunu biliyoruz ama Türk ordusu bana göre dünyanın en ferasetli ve en güçlü ordularından bir tanesi. Bu tarz gözdağlarına biz ne geçmişte ne şimdi ne de gelecekte boyun eğecek bir ülke değiliz. Aslında bunu çok iyi biliyor dış güçlerin hepsi. Bu yüzden zaten bu kadar bizi hazmedememeleri. Bakalım süreç neyi gösterecek ya, ama tabii ülkemizin yar ve yardımcısı olsun bu, rahat rahat konuşuyoruz. O da bizimle ilgili rahat konuşuyor. Tüm ülkeyle ilgili rahat konuşuyor. Klavye delikanlısı daha evvel de tweet attı böyle biliyorsun. Evet. Daha evvel de dolar yükseldi. Ne oldu? Yine yıkılmadık ayaktayız. Yine ayağa kalktık. Bu dolarları yaktığımız zamanları da hatırlıyoruz. Evet. Dolarlarını yırtan ünlüleri de gördük. Yani biz zaten ülkece birleşmek istediğimizde bizi hiçbir kuvvet yıkamaz. Allah'ın da izniyle. Fırat'ın doğusunda başlayan bir operasyon var. Evet. Ece sınır güvenliği açısından çok önemli tabii ki. Programın başında da söyledim. Eğer izlemediyseniz tekrar söylüyorum ki Türk milletinin, Türk ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman dualarımızla yanında olduğumuzu söyleyelim. Oradan çok güzel haberlerle gelin inşallah. Bizim bütün güvencimiz ve duamız sizinle. Evet. Peki birçok ünlü de tepkisini gösterdi. Işın Karaca'yı verdik. Tuğçe Kazaz diye sayabiliriz. Yaşar bugün da, daha çok fazla gelecektir. Şey paylaşmış mesela. Seyit Onbaşı'yı paylaşmış. Biliyorsun o sırtında kurşunu taşıyan Seyit Onbaşı'yı paylaşmış. Bunlar böyle devam ediyor. Birçok kişi devam ediyor. Gamze Özçelik sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçi'ye destek vermiş. Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. Dava haksa sonuç muhakkak şahadettir. Paylaşımını yapmış. Binlerce yorum ve beğeni almış. Evet, Gamze de çok duyarlı bir kız. Çünkü ben onun da aynen bak Gamze ile durumlar Tuğçe ile benziyor. Gamze de bazen alay edilen bir tavırda olabiliyor. Mesela Tuğçe daha fena. Neden? Tesettüre girdi, kıza neler söylediler ya. Evet ama biliyorsun yani tesettüre girse de açılana da tesettüre girene de önce bir sataşma oluyor maalesef evet. Ülkemizde. Şimdi şeyde Tuğçe'de şöyle bir durum var. O kadar çok din değiştirdi ve... tekrar geçti değil mi? Evet, tekrar değiştirdi. Yani hani bir insanın güvenesi gelmiyor. Hani acaba bu dediğinde samimiyet var mı diyorsun. Ama şöyle duyumlar da alıyorum.
Yakında politikaya girecek diyorlar. Ha, tam da beklediğimiz Evet. gibi. Yani şaşırdık Ya mı? Yok. aslında şöyle, dünya ve Türkiye açısından tüm konulara duyarlı olmak bence güzel bir şey. Bazı sanatçılar ya da bazı ünlü kişiler hiç girmek istemiyor. Bence siyasete girmek diye bir şey yok. Siyaset marketten ekmek alırken bile dönüp arkandaki televizyona yorum yaptığın bir iştir. Yani siyasetin herkes içindedir yani. Bu yüzden çok duyarlıysa, çok da bir fikri varsa yapsın bakalım, bir de onu görelim. Apolitik olabilirsin ama yorumunu esirgememelisin. Ben de aynı Aynen. fikirdeyim. Konuşacaksın ya böyle bir Konuşacaksın. durumda. Konuşmadan olmaz. Peki devam ediyoruz. Çok özür diliyorum. Diyarbakır'ın göbeğini Survivor parkuru kurmuşlar. Tek hayali de yarışmaya katılmakmış. Haberimizi izleyelim, konuşalım. Evet. Gördün mü? Parkur kurmuş. Bir de çalışıyor da. Yani şimdi bu Survivor başlamak üzereyken biliyorsun zaten bu tür şeyleri görüyoruz. Tabii Hani tabii. yürüyüşler başlıyor. Yürüyüşler var. Evet. Ondan sonra seslenmeler var. Beyaz şova çıkmalar var. Eskiden Tabii. beyaz şov vardı. Şimdi o da yok tabii. Bu şimdi ses getirir mi? Biliyorsun yürüyen adamdan sonra bu tarz Evet. işlere pek yönelmeyeceğim dedi Acun Ilıcalı. Tek hayali buradaki ajitasyon Her önemli. şey okulla oluyor demek ki. Biz okumadık. Pişmanım okumadığım için. Bir Survivor, ben yıllardır benim Survivor hayalim var. Ve bu hayalin peşinden koşuyorum. Çabalıyorum arkadaşlarımın yardımlarıyla. Onlar da sağ olsunlar destek veriyorlar, destek çıkıyorlar. Buradan Acun Medya'ya sesleniyorum. Onlar da inşallah sesimi duyarlar, sesime bir çağrı verirler. Sabah kalktığımda ben işe gidiyorum. İşte yani çalıştığım iş bir spordur. Sabah 3 saat boyunca bir tezgah kuruyoruz. Büyük bir tezgah. Onun açması zor, bayağı zor. Akşamları spora giderim. Parkurlara çalışıyorum hafta sonları arkadaşlarımla. Böyle parkurlar düzenliyoruz. Ömrümün yarısını sporla geçiriyorum. Yani en büyük hayalim Survivor. Ben seçilirsem İnanıyorum ki ben memleketimi, Diyarbakır'ımı temsil ederim. Şampiyon olurum. Daha önce Survivor, Diyarbakırlı Survivor yarışmacısı olmadı. Bu yıl inşallah ben olurum. Bu parkur, abi ben yıllardır böyle parkurlar yapıyorum. Geçen sene yaptım, ondan önceki sene yaptım. Daha önce ben şöyle arazide değil de ben Bodrum'da kapalı alanlarda çalışırdım. Lastikleri abi biz Evet bayağı röportajı vermiş Survivor ile ilgili ama şimdi düşünüyorum yani Acun'un yerinde olsam şimdi bu arkadaşa şans versem yandı. diğerleri de verecek, diğerleri de çıkacak, diğerleri de parkur kuracak, diğerleri de bir şey yapacak. Ya acaba adaletsizlik olur mu diye de düşünürüm. Bunu herkes düşünür ama şöyle de bir şey var Ece. Bence bu iş artık biraz bak ajitasyon Şova varsa, mı evet döndü? ajitasyon varsa ben bu kardeşimizin gerçekten hayallerinin Survivor olduğuna ikna olsam, Acun olsam ve ikna olsam zaten alırım yani. Evet. Orada hani okumadık şöyle oldu falan bunlara gerek yok. Ama ben biliyorum ki Acun Ilıcalı dedi ki bundan sonra bu tarz girişimler olmayacak. Hani hepiniz gelip yürümeyin ya da hepiniz bunları yapmayın. Olmayacak dedi. En fazla ön elemeyi geçebilir. Değil mi? Evet. Öyle bir güzellik yapabilir. Orada da göstereceği şey kendi performansı. Televizyon şeyi de önemli. Yani Artikülasyonu da önemli. bir de şöyle bir durum var. Lütfen artık Yunanlılar vesaire bence olmasın. Yok artık ünlüler Geçen sene gönüllüler yapıyor bunu. Survivor'ın sesini bilmiyorum ha. Evet ben de. Bir kere izlemedim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Evet ben de. O yüzden Survivor'ı eski reytingi de almadı geçen sene. Çünkü Kötüydü. o da fark etti. Çünkü bir kere altyazı girdi. Bizim ülke altyazı konusunda çok özenir, şey üşenir biliyorsun. Biz öyle bir ülke değiliz. Bir dans söyleyeceksin. Ünlüler gönüllüler bu yıl olacakmış. Bakalım. Gönüllüler kısmında da Acun pek yok devrede. Ünlülerde kim belirliydi? Ersin Korkut mu? Ersin Korkut gidiyor değil Evet, mi? belli olmuştu. Evet. Ersin Bakalım. çok komik olur. Ersin Ersin var komik ya, olur. herkesi TÜBİTAK'ta güldür. yarışıyor. Gerçekten yani ama belki Cem Yılmaz'ı görmedin mi? Bir çalıştı, kaslar oldu. Yazın bir yedi, Valla göbek oldu. Yani çalışırsa geçen olur. hafta Ersin'deydik Nasıl oldu? Kıbrıs'ta. Gene mi tüysiklet? TÜBİTAK. Valla Ersin biraz çalışsana. biraz Survivor'a çalış, Survivor'a katılacaksın. gideceksin. Allah Evet. Allah. Senin tüysiklet vücudunu mu göreceğiz şimdi? Şöyle bir kaslı maslı çalış. Hu hu Allah. hu. Bak
Diyarbakırlı rakibin geliyor ona göre. Ha, ona göre. Peki devam ediyoruz. Ay Çukur. Hiç izlemedik ama en ama bunu azından izletti değil mi? bu izletti kendini. Yeni bölümünde yine izleyenler ekrana kilitlenmiş. Dizinin yamacı yani Aras Bulut İynemli ve Nehir karakteri Hazal Subaşı Erik Dalı oynamışlar. Yorum yağmış. Biz de yorum yapacağız. Eksik kalır mıyız? Ama geliyor. Çukur Özel Enis isteğim var. Erik Yavaş. Dalı'nı yine hazırlasanız yine bir izleyelim. Çok güzel oynuyor. Bu Erik Dalı büyülü bir şarkı. Mesela ben Bak. türkü. Çok güzel oynuyor. Ya bence de çok keyifli. Çok iyi oyuncu. Biz daha geçen hafta verdik değil mi Erik Dalı'nın büyülü bir türkü olduğunu. Ne İspanya'da mı Evet, oynamışlardı? Flamenco'nun Evet altına hemen evet. yapmış. Çok iyi olmamıştı. Orijinali budur. Bu böyle de çok iyi Çok oynanmış. güzel oynamış, çok başarılı oyuncu. Ben yorumlara baktım. Hazal Subaşı Evet. karşısında oynayan oyuncu. Kızı hiç sevmiyorlar. Ya çok antipatik kız. Hiç sevemedim bu kızı. İşte şöyle ben kıza bayıldım. Sanki Dilan Çiçek öldü ya. Onun Kız çok üzerine güzel bir kız öldü tabii bence. tabii yani dizide öldü ya. Dizide he. Ondan sonra onun üzerine bu kız gelince yerine mi koyamadılar falan. Bence de iyi bir oyuncu, doğal da bir oyuncu. Ya gerçekten bir de çok da güzel kız. Ben oynayışına ben ilk defa bu sahnede gördüm. Nasıl güzel bir kız. Aras'la çok uyumlular bence. Çok da güzel bir sahne çekilmiş. Evet ya Aras bu muhteşem. Ben şimdi bunu izlerken Ece'ye de sordum. Acaba özel hayatında nasıl? Ne? Böyle Evet. yine bize mesela şey güven veriyor. Yani bu çocuk kimseye Eğlenceli mi? bir de bu çocuk böyle kimseye yanlış yapmaz. Kimsenin arkasından bıçaklamaz. Uzun yıllardır tek ilişkisini biliyoruz ve yıllarca devam Bir etti. yedi mi? Yani şöhretken de devam etti, iş yapmıyorken de devam etti. Şu an Çukur'da patladı, yine Yine devam devam ediyor. ediyor. Helal olsun. Ya evet aslında paranın kendisini bozmadığı nadir kişilerden bir tanesi. Bu Erik Dalı büyüsünü ne yapacağız bilmiyorum. Ne insanlar görüyorum böyle kerli ferli oturuyorlar. Erik Dalı bir çıkıyor ortalık. Ya ev aynen Ya ya. ortalık. Hep bak aynı yorumu yaparsın. Özcan Deniz'in düğünü nasıldı? Nikahı. İlk önce böyle başladılar. Sonra Sonra Erik Erik Dalı devam etti Dalı'nda. falan. Bir gün izleyiciye de söyleyeyim. Bir gün daha Kalibim nerede? sevgiliyiz Ömer'le. Gece arkadaşları dışarı çıkmış. Ben müzik sesi alıyorum ve çok seviyorum. Bizim 12 kuralımız vardı hatırla. 12'de herkes eve 12, gidecek. evet. 12'yi 5 10 geçiyor gitmiyor hala eve. Ama ben nasıl kavga ediyorum? Eve git eve git falan. Arkadan Erik Dalı çaldı böyle yaptı. Ya bir dakika bir Erik Dalı oynayacağım ya dedi. Ve kapattı telefonu Erik Dalı oynayıp çıktı biliyor musun? Öyle Yani bir büyüsü var yani. inanılmaz bir büyüsü var. Yani orada ortalık yıkılmış. Kavga ediyoruz hala Erik Dalı'nın peşindesin yani. Bu Erik Dalı'nı kim yaptıysa ne yaptıysa bizi Kaç büyüledi. tıklanmıştı söylemiştin geçen? Evet 380 milyon. O nedir Yani ya? korkunç Yok bir ama rakam. bak Ve korkunç bir organik rakam. olduğu bağırıyor. Evet Yani ben Erik korkunç. Dalı'nı kaç kere açmışımdır yani. Evet. Peki bu arada Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğundan bahsettik. Gerçekten herkesin çok beğendiği bir oyuncu. Bu cuma yeni filmi vizyona giriyor. Bugün de galası var. Evet. Birçok ünlü gidecek. Yarın onun haberlerini sizlere vereceğiz. Ama şimdi 7. Koğuş'un bir fragmanını Çok iyi izleyelim olur. mi? Yedinci Koğuş'taki mucize izliyoruz. Valla başarılarının devam Çok diliyorum. da merak ediyoruz bu film bakalım Şimdi nasıl olacak. reytingler gelecek 10.30-11 gibi. Çukur yine birincidir. Evet, Zalim İstanbul'da vardı. Dün MasterChef'in yeni bölümü de vardı. Aslında pazartesileri biraz sıkıntılı bir gün Aslında yani. çok saçma da buluyorlar bu tür şeyleri. Mesela Erik Dalı'nı bu sahneyi çok gereksiz anlamsız da bulmuşlar. Geçen hatta bir ölüm sahnesi verdik hatırlıyor musun? Evet. Öldürüyor adam Yukarı kafaya bakıyor balık. adam komik falan Sonra diye. şarkı Hatta dinliyorlar. sonra bir tane tekerlek sahnesi verdik hatırla orada Evet. silahlar falan. Ya birazcık saçma bulabilirler ama yıllarca da devam ediyor. Ama Erik Arada Dalı. Ya Çukur'un olabilir. şöyle bir şeyi var. Nabzı tutuyor. Kim neyi seviyorsa onu veriyor izleyiciye. Gündemi de tutuyor. Bence evet kesinlikle de öyle. Evet. Bence çok başarılı bir iş. Ay yapımı tekrar tekrar tebrik edelim ama Çukur yine herhalde birinci olur. O zaman geçelim şimdi. Geçelim. Bircan, senle bazen bu konuda çelişiyoruz. Ünlülerin kardeşlerine bakma durumu var Ha. mı? Kardeş el uzatacak mısın? Kardeş zor durumda olunca onun yanında mı olmalısın? Kendi çocuğunu mu düşünmelisin önce? Yani o kadar kafa karıştırıcı şeyler, ailevi meseleler ne konuşacaksın çok merak ediyorum ben bu konuda. Çünkü Belgüzel Korel'in kız kardeşiyle ilgili iddia ortaya atıldı. Evet. Nedir? Evlere temizliğe gidiyormuş yurt dışında. Tamam, evet. Sonra Belgüzel Korel'in kardeşi bize konuşmuş. İlk defa İlk defa bize konuştu. haberimizi bir izleyelim. Bir verelim. Zeynep Korel'in iddiasına göre evliliği bebek kurtarmış. Yani Halit Ergenç'le Belgüzel Korel'in ayrılacağı. Hatta yatak odalarına kadar ayırdıklarını Evet, söylüyor. ayrılacağını Bu çok söylemiş. özel bir bilgi tabii yatak oda ayrılmaları. En fazla bir abla bilebilir ama Aynen. gerçekten. Şimdi enteresan başka bir şey var ki o da Tanju Korel'in vefat etmeden önce beni sakın Bergüzar ve Ay. Hülya'nın eline bırakma. Yani annen ve kız kardeşinin eline bırakma demesi. Yani bu gerçekten varsa bu kitapta ne olacak merak ediyorum.
Şimdi kitabı engellemek ister mi acaba? Kitap ne zaman çıkacak? Kitapta her şeyi yazacak mı? Böyle bir hakkı var mı? Kardeş bile olsan, diğer abla ile ilgili veya işte kardeşinle ilgili her şeyi yazabiliyor musun kitabı Yani acaba? aslında muvafakatname diye bir şey var. Onun o hakkı vermedikten sonra bireysel hak başka bir şey, kardeşlik başka bir şey. O hakkı vermedikten sonra evde o ya çıkartamaz ki onu. Peki biz Bergüzel Koreli nasıl tanıyoruz? Özel hayatında nasıl biliyoruz? Valla enteresan başlamış bir ilişki, sonunda evlilikle ve çok güzel çocuklarla devam ediyor. Allah da izin verirse devam edecek. Bergüzar'ı böyle naif, kimseye bulaşmayan, değil mi? Evet. Ağırbaşlı bir hanımefendi olarak biliyoruz. Ve Peki yardım eden, ablası hayvanlara hep yardım eden. hayvanlara yardım Evet. eden, değil mi? Bak çok güzel söyledin. Hayvanlara yardım ederken bir insan neden çok iyi para kazandıklarını biliyoruz. O yüzden o kadar net söyleyeceğim. Tabii. Bu kadar çok para kazanırken kocan da eşin de keza Evet. öyle. Ablan temizlik şirketi diyor burada ama Evet. iddialar şu 400 liraya da temizliğe gidecekmiş. 400 TL'ye temizliğe gidiyormuş, öyle mi? Evet ve evleri temizliğe saatliği 70 liraya da köpek gezdirmeye başlamış. Yalnız temizlik bu nerede Temizlik ne oluyor? kadar Çok pahalı ama pahalı ya. Amerika'da zaten çok zor buluyorsun Bir yani dakika, bu çalışan Amerika'da kadın. mı? Evet. Ha, o zaman TL'ye biz çevirdik. O Evet. yani şey, Türkiye için pahalı bir rakam. Amerika'da yapıyor bunu. Yeni hayatıyla ilgili konuşuyor. Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şu anda da gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil, çalışmamak ayıp. Sonuna kadar katılıyorum. Çalışmamak ayıp. Helal olsun, çalışıyor, ekmeğini kazanıyor. Tabii Bunda tabii yani. ayıplanacak hiçbir şey yok. Ama haber değeri şudur. Para varken, bu kadar Evet. çalışırken. Ece, o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Söz konusu para değil. Söz konusu Zeynep'in de söylediği gibi aileden aforoz edilmesi. Neden aforoz ediliyor? Bildikleri mi var? Neden Baba konuşmuyor? sahip çıkarken anneyle kız mı aforoz ediyor? Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Baksana, yurt dışına gitmesinin sebebinin bile bu olduğunu söylüyor. Allah. Yani Bergüzar'ın ona vereceği aylık bir 10 bin lira Bergüzar'ı etkilemez belki, ama sildiyse, görmek istemiyorsa 10 TL bile vermez. Peki Hüseyin çok doğru bir laf ediyor. Hüseyin Nilüfer diyor ki yatak odalarını Çocuk nasıl oldu? ayırmışlar da bebek nasıl olmuş hey Allah'ım demiş. Aynı yorum bana da geldi. Evet. Ama şöyle, demek ki evliliği kurtarmak adına çocuk yapıldığı demek istiyor şey o Zeynep Hanım. Yani evliliği Ha kurtarmak yani için evlilik çocuk yapıldı. adına çocuk yaptılar devam et. Bazı evlilikler öyle ama yani evliliği canlandırmak, evliliği devam ettirmek adına çocuk yapıyorlar daha da kötü oluyor. İnşallah onun için yapılmamıştır. İnşallah bu haber Allah doğru, bu sağlıklı söylem doğmasını nasip doğru da etsin. değildir. Yani Evet. inşallah yatak odalar ayrılmamıştır. İnşallah böyle bir söylem yoktur. Aralarında böyle bir kötülük Böyle yoktur. bir dedikodu bize geçen yıl geldi biliyorsun. Evet, Çok hatta yakınlarından biz ev geldi. bakıyor falan demiştik. Yok yok ev bakmasının dışında çok yakınlarından geldi. Böyle, yani çok büyük bir söylenti vardı piyasada gezen. Ve ayrılacaklar dedikodusu. Hatta dedikodu çıktı mı ayrılırlar. Kesin ayrılık Ne gelir oldu dedik. çok geldi. Umresi geldi. Aslında bu da Evet. biraz böyle ilişkiyi kurtarmaya yönelik bir hamle gibi de görülebilir. Çünkü İnşallah yani ama inşallah kurtulur. aklımıza direkt Erzurum'dan Mehmet Aslan Tuğ'dan sonra aklımıza gelen direkt ikinci çift oluyorlar. O yüzden de çok dikkat etmek lazım Peki evliliğe. anne neden Kızını aforoz eder diyorsun. yani anne neden destek olmaz? Anne de iyi bir oyuncu. Anne de para kazanıyor. Diriliş Ertuğrul'dan çok iyi para aldığına Ya Hülya eminim. Dağcan bir kere çok iyi bir oyuncu zaten. Onu evet İnsan kesinlikle biliyorum. kızına sahip çıkmaz mı? Evet, burada çok enteresan bir şey var. Şimdi gündeliğe gidebilir. Bence çalışmak, Tabii bence ki. hırsızlık yapmanın Ama ne diyor? evet Daha yani. aşağısı yok diyor. Kendi açıklaması olduğu için Ne söylüyorum. demek o? Yani daha aşağısı yok diyor bunun. Bir dakika. Standartlarının Tam mı? cümleyi söyleyeyim. Bunun daha aşağısı yok. Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum diyor Bergüzar Korel'in kardeşi. Şu anda da gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok diyor. Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun diyenler çok. Hiçbir ayıp değil, çalışmamak ayıp diyor. Ha, doğru, daha aşağısı yok yani, yaşadığım standardın daha bir aşağısı yok diyor. Evet, insan ya senle şunu tartışıyoruz. Ben diyorum ki ailenden sen bir yere kadar sorumlusun. Evet. Para olarak değil. Hani geliyorsun, birileri diyor ya, dolandırıcı çıktı. Abisi şöyle yan kesici çıktı. İşte falan. Bundan benim sorumluluğum yok. Evet, o abinin karakteri, Ben bunu ablanın yapamam. karakteriyle Evet. Ama alakalı. mesela kardeşini ya da abini o Amerika'ya duruma itecek gündelikçilik yapmak yapmazsın. için yollamazsın Biz burada yani. günlerce hadiseyi bu konuda eleştirdik. Annesinin son mektubunu biliyorsun. Yani hadisenin en son yaptığı bardağı taşırdı dedi. Hep bir para konuşuluyordu. Hatta Evet. işte ailenin içerisinde para konuşulması ailenin içinde kalmalı. Yani bu kadar dışarıya taşınınca çok irite oluyorum ben. Şimdi aklıma neler geliyor biliyor musun? Bilmiyorum, bu hanımefendinin konuşması var mı? Kitap mı çıkacak? Ne oluyor? Hani ne, kitabı merak mı edelim? Ya şimdi bir dakika kitap için aileni satacak olsan reklam yapsan böyle bir reklam
kitaptan ne kadar kazanacaksın? Yine Neden demek ki Türkiye'den ailede sorun. bahsediyoruz? Yine demek ki ailede sorun var demek. Ya evet, yani dünyaca ünlü bir yazar olmayacağı kesin bu kitapla birlikte. Tabii Anladın mı? canım. Bergüzel Korel'in hayatını yazsa. Tabii Şimdi canım. benim anlayamadığım şey, bu kadar çok para kazanılıyor. Ne kadar nefret edersen et kardeşinden. Ya orada kazanacağı para ne kadar? 5.000 TL olsun. Bergüzel Korel için 5.000 TL bir şey değil. Ayda 10 bin Hepimiz dedim ya, ayda biliyoruz. 10 bin TL verse hiçbir şekilde canı Tabii, yanmaz. tabii. Ya Ama orada vermemesi kazandı. kendi tasarrufu. Niye vermiyor onu aslında? Neden bir düşmanlık var abla kardeş arasında? Bugüne kadar hiç yan yana gördük mü biz Ben vallahi onları? tek çocuk sanıyordum. Ben öyle sanıyordum. Bir röportajında Ben de tek çocuk sanıyordum. aile, hatta Show TV'de yıllar önce izledim. Tanju Korel'in tek kızı diye anons etmişlerdi. Yani o kadar net O hatırlıyorum. kadar kimse Belki bilmiyor de diyorsun. kimsenin bilmemesinin başka bir sebebi var. Bunu bir yerden, bir zamandan sonra da Bergüzar'a sormak lazım ya. Evet, hayır, Bergüzer'in konuşması lazım. Dünden beri Türkiye çalkalanıyor. Yani magazin dünyası bu haberle ilgili çalkalanıyor. Neden? Çünkü bir ünlünün kardeşinin para olmasına rağmen, lütfen yanlış anlaşılmayın, çalışıyor, en önemli şey o tabii ki, ama para olmasına rağmen bir tarafta, neden diğer tarafı bu açıklamaya sevk ediyor, yöneltiyor? Yani diyor ki bundan aşağısı yok diyor, temizliğe gidiyorum diyor. Evet işte Anne çalışıyor, bu abla risk de kötü. çalışıyor, kardeş çalışıyor. Bir cümlesi daha var, diyor ya, bu kitabı çıkartmamdan çok korkuyorlar. Yani ne olacak? O kitapta ne söyleyeceğini açık açık söylüyor. Yani onların korkacağı şeyler var diyor. Babaya ne yaşattı ki anne kız baba böyle bir açıklama yapıyor? Evet, biz aslında 2005 yılında kaybettik biz Tanju Koreli ve ölmeden hemen önce bu cümleleri söylemesi çok enteresan. 2005 dediğinde Bergüzar Korel var. Tanıyoruz. Neydi o? Bir tane Bin Bir Gece'de oynuyor. Yani Ya biliyoruz paraya da. para demediler canım. Tabii. Selen bir arkadaşım var benim. Amerika'da yaşıyor, New Jersey'de. Diyor ki inanılmaz para kazanılıyor temizlikten diyor. Yani tam çok para kazansa bile ne kadar, günde 400 liraya temizliğe gitse, Ama bir kere gidebiliyor yani günde. günde bir kere gidecek, haftaya vur onu. Her Üç günde kere dört. gidemez, bir gün off olacak. Yani peki bu Anladım. arada köpek gezdirmek de birçok kişinin tercih ettiği bir iş diyor. Evet, ama işte dediğimiz gibi Bergüzar Korel'de para var. Neden Amerika'ya kadar yollar? Sadece Aslan yorum yazıyor. Ya o kadın Amerika'da gündeliğe gidiyorum diyor. El alemin temizliği yapıyor. Servet sahibi yakışıyor mu? Aileden birinin Amerika'da sürünmesi diyor Sacit Aslan. Sert, bizden daha sert yanıt vermiş. Yani aslında ne kadar para kazandığından çok işin niteliği önemli değil mi? İnsanların tabii, yani bence temizlik güzel de bir şey. Ya, bunu birileri yapacak ki hayat idame edecek. Evet, ama hani sanki böyle şöhretli birisinin annesi ablası yapınca biraz sanki o şöhretlik işte suç var gibi. Ya bir de yapsa ve açıklama yapmasa Demek gene ki memnun dersin dersin. ki bir sıkıntı yok herhalde, hani memnun. Hayatından memnun değil. Sıkıntı da var. Ve Canan Ekinci diyor ki bir açılışta Bergüzar Korel'in resim çektirmek isteyenleri nasıl azarladığını gördüm. Halit Ergenç de ona çok sinirlendi bu tutumundan dolayı. Nezaketle resim çektirdi. Hiç samimi bulmadım birlikteliklerini. Oyuncu olarak Bergüzar Korel'i çok beğeniyorum ama özel ilişkilerinde çok kaprisi bir kadın. O gün insanlara davranışlarından dolayı ben utandım diyor Canan Ekinci. O yani bak, bu önemli de bir detaymış. Yani özel hayatını tabii ki bilmiyoruz ya. Tabii şimdi fotoğraf çekmeye gelenlere tavır çok önemli. Yani ama Halit Ergenç'in tavrı da, yani aslında bu böyle çok kurgulanacak bir yorum da değil. İyi Halit de bir yorum. Ergenç'in ilk eşini yaşadıklarını hatırlayın diyor. Ben hiç hatırlamıyorum. O dönemde ben hiç hatırlamıyorum. Bergüzar'ın arkadaşıydı ya, onu demeye çalışıyorlar. Ha. Bergüzar onların düğününe gitmiş. Ececiğim. Onu demek istiyor herhalde. Neleri hatırlıyorlar ya? Ben hiç hatırlamıyorum. O Hiç. konuyu biliyorsun ama. Bir onu da bilmiyorum ben. Vallahi bilmiyorum. O Yani sırada magazin konuşmuyordum ben ben. o sıra konuşamıyordum bile. Ama o Konuş. geçmişte var. Şey, yani onlar ayrım evlenmeden önce Halit'in karısı Bergüzar'ın arkadaşıymış. O düğünde var Ne kadar Bergüzar. arkadaş tanışıyorlar. Düğüne gidecek kadar. Ondan sonra ayrılıyorlar ve Bergüzar'la Halit evleniyor. Yani bu aslında, dedim ya, enteresan Allah başlayan bir evlilik, bir ilişki diye. Allah. Evet. Oh Ve peki. Bin Bir Gece zamanı evli Halit. Evet. Bu açıklamalar bizde yazılı olarak var. Yazın magazin yapan diğer arkadaşlarımıza yapılan açıklamalardır bunlar. Biz eğer bunu zaten doğru olduğuna inanmasak burada oturup konuşmayız, yorum yapmayız. Böyle bir görüntüler size hazırlanmaz sevgili seyircilerimiz. Soranlar var ya. Evet. Evet. Ben ne diyor?
Aslında şimdi bakalım Bergüzar ne söyleyecek ya? Burada bir Bergüzar Kore'nin bir açıklama yapması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Bence bir sayfasına bakayım ya. Bir Bergüzar Korer açıklama yaptı mı? kelelerle ilgili bile sayfasında yokmuş açıklama bakmışlar. Yok Kelelerle yok. ilgili bile açıklama yapan bir kadındır duyarlılık konusunda biliyorsun. Kadına şiddete susmaz, hayvanlara şeye susmaz, işkencelere susmaz. 5 gün önce bir Burada paylaşım susmamalı. yapmış. Ne yapmış o kadar? Bir TBT yapmış. Eskiye dönüş bir paylaşım yapmış. Ve altına 1040 yorum var. En son 5 gün evvel yaptığı bir paylaşım var. 1 milyon takipçisi olan Bergüzar Korel'de. Evet, bak mesela gerçekten bir bakıyorum neler neler paylaşıyor. Bir sürü sayfasında ne bileyim kadın eşittir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne değinmiş. Yazılar paylaşıyor. Bakıyorum bakıyorum. Yani Tokat'ta sürekli. 9 çocuğa istismarda bulunan varlık. Çocukları sahipsiz mi sandın? Bu tür paylaşımları var. Evet, Duyarlı evet. olduğunu biliyoruz Duyarlı birçok olduğunu çok konuda. iyi biliyoruz. Bir insan ablasıyla ilgili, ablası hele magazine konuşuyorsa, bize bu yorumları yaptırtırabiliyorsa nasıl bir iki cümlesi olmaz Bergüzar Korel'in? Şaşırtıcı bir şey. Evet. Şey bak bir hem tanıdığım hem de bizi çok güzel izleyen birisi yazmış. Demiş ki ben diyor bir nokta nokta yerde gördüm Halit Ergenç, Bergüzar Korel çiftini. Halit çok kibar ve nazik, Bergüzar inanılmaz itici tavırları falan vardı diyor. İnsanlara itici bir şekilde davranıyordu diyor. Çok enteresan. Acaba yeni gördüysen hamilelik sıkıntısı mı? Ben Bergüzar Koreli hiç tanımıyorum ama Halit Ergenç gerçekten çok kibar, çok naif, O kadar belli ki ama gerçi böyle. inanılmaz bir adam. Yani sanatçı kimliği, yani Allah rahmet eylesin, Tarık Ünlüoğlu ne kadar seviliyordu biliyorsun. Benzetme gibi olmasın ama karakter olarak aynılar. Evet. Yani çok sevilen bir isim Halit Ergenç. Doğru. Herkes iyi konuşuyor onun Halit'i hakkında. seviyorlar ama eşinin tavırlarından hoşlanmıyormuş. Baksana Halit Ergenç. Evet, Hülya Darcan bu arada 1967 Ses Dergisi'nde Kapak Yıldızı yarışmasında üçüncü olmuştu. Aynı sene Kadir İnanır'da finale kalmış. Çok da geçmişi olan kuvvetli, İyi bir oyuncudur sağlam ya. bir Evet. oyuncu. Yani o acaba kızının açıklamalarıyla ilgili neler yapacak? En önemlisi şöyle bir açıklama yapıyor bir abla. Bir evlilikle ilgili bu kadar kolay kolay bir açıklama yapmaz. Diyor Bu ki kadar dışlandıysan bu detayı nereden biliyorsun ama o da bir soru işareti. haberini alırsın ya ablanla ilgili dışlandın diyelim. Hiç mi sana gelmez bununla ilgili haber? Bergüzar'ın çok yakın Ay bu arkadaşları ne be? onun da arkadaşıdır artık. Ne bileyim aile yani sonuçta bu. Evet ama yatak odası ayrılıp çocuk habere çıkması sanki evliliği kurtarmak için bir çocuk yapıldığını söylemeye çalıştığı çok belli. Onu söylüyor. Evet çok belli ama Araları kötüydü diyor. Şimdi Bergüzar'dan açıklama şart Ece. Yani biz şu anda abla burada olsan da yaptığımız böyle bir gibi. açıklama yine yapar mısın Yok hiç ya? ben bu konuyu karıştırmam. Evliliğinden Bitebilir. Hayır, evet. bitebilir yani. Şimdi Allah korusun bu açıklaması yüzünden. Zeynep Korel'in bu açıklaması Halit yüzünden bu buna kızsa ne evlilikte olacak? sıkıntı yaşasalar ne olacak? Bir de hamile. Şimdi bak üzüm yemek başka ya bağcıyı mı dönmek istiyorsunuz? Üzüm mü yemek istiyorsunuz? Bunu bilmek lazım. Seninle ilgili bir sorun vardır. Seni aforoz etmişlerdir. Bunun hesabını sonuna kadar sorabilirsin. Ama onun evliliğiyle ilgili konuşmak biraz bu konuyu saptırmak ve sulandırmak oluyor. Yani onun evliliğini o bilir. Hiç kimse konuşamaz. Şimdi bir fotoğraf yolladılar. Nazlı diye. 30 Haziran'da paylaşım yapılmış. Bu Nazlı Zeynep Korel'in kızı mı? Bunu nasıl öğreneceğiz? Ben gruba atıyorum bir araştırsın bizim Bilal. Çünkü eğer öyleyse Zeynep Korel'in kızıyla yakın temasla görüşüyor demektir Bergüzar Korel. Amerika'da yaşayan Ha. küçük bir kız bu Nazlı. Şimdi onu Nazlım, soracağım. geldi Nazlım yazmış. Evet geldi Nazlım gördün mü? Gördüm. Şimdi acaba bu yani düşün eğer ablasının kızıysa demek ki ablasının kızıyla görüşüyor. Bu Ha. enteresan bir olur, Öyle daha iddia kötü olur. olur kızıyla Evet. görüşüp değil mi? Şeyle görüşmüyorsa. Ama çocukları da uzak tutmak lazım böyle olaylardan. Ben de eğer kırgın olduğum birisi varsa ve oğlum daha evvel onu çok seviyorsa, görüşüyorsa benle irtibata geçmesi bile gerekmiyor. Oğlumu görmek istesin, anneme söylesin mesela görebilir. Tabii. Ben Ben zaten oğlumu evladımı uzak tutarım. çocuk olarak nasıl söyleyeyim? Çocuk işin içinde böyle kin tutulacak bir şey olmadığı için çocuğu karıştırmıyorsa ve ona rağmen ablasıyla da görüşmüyorsa ablasından başka bir şeyden kızmış. Çocuğa kadar sirayet ettirmemiştir. Ama bu Nazlı kim? Geldi Nazlım. Amerika'dan gelen bir misafir. Evet. Acaba Zeynep Hanım'ın kızı mı? Eğer öyleyse aslında sempatik de bir şey bu. Hani Evet yine Nazlım diye koymuşlar. konuşuyor. Hülya Korel de koymuş bak. Ve canımın içi Nazlım gidiyor. Allah'ım sana emanet yavrum demiş. Bu kim bu Nazlı? Kim Nazlı? Merak ettim. Evet ben de merak ettim. Ben Zeynep Korel'in Instagram'ı da yok. Evet ya Zeynep Korel hiçbir yerde yok.
Yok. Ama açıklamaları tıkır tıkır yapıyor Yok, yani. Zeynep Korel yok Şu an ve duyuyorum. Bu sinek nedir ya? Stüdyoda. Evet. Ve şöyle Ece, eğer torunlu ya da yeğenini hiçbir şekilde, nasıl söyleyeyim, ötekileştirmiyorlarsa, kardeşlerini ya da kızının yaptıklarını ona mal etmiyorlarsa, burada başka bir şey var. Ne Bunu var ya, ne konuşmak lazım. olabilir? Abla kardeş arasında bu kadar düşmanlık besleyecek ne olabilir? En kötü kardeşine, ya görüşmezsin ama bakarsın. Amerika'da temizliğe yollamazsın yani. En kötü. Bilmiyorum. Yani başımıza Bir de gelmediği için kitap bilmiyorum. yazacağım diyor. Kitapta ne yazabilir insan Korkacak değil mi? kardeşiyle ilgili? Ha bir de yani insan neden kardeşini kitaba yazar ki? Yani Allah korusun, tabii büyük de konuşmayalım ama özel hayat birazcık dejenere olmuyor. Güzel olmuyor yani. Peki. Evet. Naim Karakaya, Bergüzel Korel'in avukatı. Son dakika bilgisi. Zeynep Korel'le ilgili gereken bütün işlemleri başlatacaklarını iletmiş. Uzaklaşma kararı alıp konuşmama kararı aldırtacaklar. Aile içi bir durummuş bu. Olay bu. Bergüzel Korel'in avukatı Bilal Özbilge'yi aradı. Programımızın yapımcısı. Zeynep Korel de şu an bizden duyacak. Amerika'da ise bir saat farkı olacaktır muhtemelen ama mutlaka haberi gidecektir. Bergüzel Korel uzaklaşma kararı çıkartıyor. Bizim hani aile içi şiddet var ya, kulaklığımı kapatır mısınız? Aile içi şiddet var ya, bize ünlülerin aldırdığı. Aslında aile içi bunlar, yani bunlara aile. Biz değiliz yani. Konuşma yasağı mı? Konuşma yasağı aldırıyor. Bu durumda Zeynep Korel son kez bize konuşmuş oluyor. Bir daha da Evet. kimseye konuşamayacak. En azından bir 2-3 ay süreyle. Ve dava açıyorlar şu an Zeynep Korel'e. Ya çok acı aslında. Yani abla kardeş arasında. Bir dakika, şimdi o zaman benim aklıma şu geliyor. Neden böyle bir konuşma kararı çıkar? Demek ki konuşulacak şeyler sıkıntılı. Bize şimdi ünlüler neden susturma kararı alıyor Bircan? Genelde korktukları için alıyor. Korktukları ve Evet. konuşmamızı istemedikleri için bildiğimiz şeylerle ilgili. Evet. E şimdi bu, bakıyorsun Bergüzel Korel ablasını aldırıyor bu kararı. Biraz sıkıntı. Uzaklaştırma, ben mesela uzaklaştırma aldırmazdım ama dava açardım yani. Eğer benim evliliğimle ilgili konuşuyorsa ve yalan yanlış beyan veriyorsa. İftira değil mi? İftira. Dava açardın, hakaret varsa açardın ama burada direkt susturma, ya da şöyle söyleyeyim. Ne kadar susturabilecekler? Yine E konuşursa. 3 ay sonra konuşursa ne olacak? Ama İşte. uzatma yapabiliyorlar. Ama ne kadar Seren uzatacaklar? Yaşar'ı aldırdı. Yaşar Seren'i aldırdı gene biliyorsun. Uzattılar. Uzatabiliyorsun. 2 Evet. ay tekrar, 2 Bir ay daha, bir tekrar. daha. Ama şöyle yapabilir. 3 ay süre bitti mi? Pat diye konuşur. O gün herkes yayınlar. Ertesi gün uzaklaşma kararı alacak. Oo, işte biraz Anladın sıkıntılı. mı? Tehlikeli. Yani bu aslında, bu kararı çok iyi düşünmek lazımdı. Yani Ama avukat şimdi konuştu artık. avukat konuştu ama kafamda da şunlar var yani. Neler var Zeynep Korel'de? Ne Elinde ne var, ne söyleyecek? söyleyecek? Ya izleyiciler diyor ki acaba bu evlilikle alakalı bir şey mi biliyor diyor Zeynep Hanım. Evlilikle ilgili bildiği bir şey olabilir mi? Şimdi Kimsenin diyor ki bilmediği. hamilelikle birlikte evliliği kurtarmaya çalışıyorlar diyor. Başka niçin bu Bunu evlilik? söylüyor. Başka ne diyor? İşte babasının açıklamasını Ya bir de şu çok söylüyor. kötü değil mi Ece? İnsanın bir şey, annesine, ablasına ya da kız kardeşine her şeyini anlatırsın ya. Anlatırsın. Ya bir süre sonra onların düşman olması ne demek biliyor musun? Bütün kirli çamaşırlarının, bütün o kilitli defterlerinin açılması demek. Tabii canım. Bu yani bu biraz Ama arkadan kardeşine de bıçaklamak gibi. güvenmeyeceksen kime Zaten güveneceksin? öyle. Şimdi Zeynep Hanım'ın yaptığı da yani. Bir de inanırsın biliyor musun? Şimdi yani düşünün, benim çıktı bir arkadaşım benimle ilgili konuştu. Ece şöyle bir kadın, böyle bir kadın. Kafanızda soru işareti olur. Ya acaba mı dersiniz? Ama Ama benim annesi, abim kız çıksa, kardeşi. annem çıksa, Evet, yani onları niye yalan söylüyor? Ya Ece böyle bir kız deseler inanırsın. çok böyle, hani tabii ekstrem durumlar da olabilir E ama tabii yani hani bir Allah korusun akıl sıkıntılar sağlığı yoksa ya da kötü yerinde niyetli değilsen, bir olmayabilir. anne o Evet. kadar da kötü niyetli olmaz ama dersin. Şimdi ablanın zamanında sırlarını anlattın, ablanın bu hale gelmesi mi hoş, yoksa ablanın bunu konuşması mı hoş? Sacit Aslan bak çok doğru bir şey söyledi. Bunu bir soralım. Ne Diyor diyor? ki Amerika'da olan birinin uzaklaştırma konuşmama yasağı nasıl olacak? Yani Amerika'dan Türk konuşabilir vatandaşı mi? olabilir. Bir de Türkiye'den kitap çıkacaksa o yasak onu etkilemiş olabilir yani. Evet, Naim Karakaya Attınız değil mi? avukat. Bergüzel Korel'in avukatının açıklamasını biz yayınladık, söyledik size. Bergüzel Korel bu yapılan yayınlardan sonra, konuşmasından sonra Zeynep Korel'in uzaklaşma kararı aldırıyor kız kardeşine. Daha alınmadı, bence bugün alınacak şu an Zaten şu anda işlemlerde. bizi tebliğ ediyor, bir Evet bakıyor. ve dava açılacak. Bu durumda Zeynep Korel konuşamayacak artık Bergüzel Korel'le ilgili. Yani aslında Bergüzel Korel'le ilgili konuşamayacak ama uzaklaştırma bittiğinde kitabı yayınlarsa,
bu kitapla alakalı ya da uzaklaştırma bittiği gün bir açıklama yaparsa Belgüzel ne yapacak Evet. bilmiyorum. Şimdi Halit Ergenç'i tanıyan, Heh. Halit Ergenç'i de bilen birisi şöyle bir şey yazıyor. Halit Ergenç geçen yıl kendine ev aldı diyor. Sonra araları düzelince bu evi annesinin evi gibi lanse etti diyor. Benim sitede baktı İşte o hatırlıyor ev. musun? Ama kuzenime gidip bakıyorum demişti. Evet. Aslında o baktığı ev kendisine ait bir evdi diyor. Bir tanıdığı. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Onunla ilgili çok yakın bir kaynak bana dedi Aynı şeyi biliyorsun yayında. söylüyorlar. Mesaj olarak attı. Hatta duruyor mesaj hala. Evet. Ne dedi? Ayrılacaklar dedi. Yakında patlayacak dedi. Ayrılabilirler zaten. Hani Allah korusun. evlenmek, ayrılmak bunlar gerçekten İnsan dünyanın doğal bir doğasında var şey. ama bu ayrılığı Zeynep'in bu kadar bilmesi, bu ayrılığı Zeynep'in bu kadar deklare etmesi, sanki onlar ondan korkuyormuş gibi göstermesi enteresan. Bir de o kadar dikkat eden bir çift bak. Halit Ergenç'le Belgüzel Korel nasıl gizli kapaklı yaşarlar? Ortaya dökmezler hiçbir şey değil mi? Aha. Normalde öyle. Ama şimdi skandal olmadan, sansasyon olmadan yaşayan bir çiftin ablası çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Ve açıklama da çok ağır bir açıklama. Çok. Yani normalde bizim gördüğümüz o güzel çift aslında arasında sorun olan bir çift, boşanmak üzere olan bir Hani çift. toz pembeydi ya, Evet. pembesi gitti, tozu Tozu kaldı. kaldı. Aynen öyle. Aynen de öyle Ve oldu. sonra çocukla evliliği kurtaracaklar diyor. Yani bunu bir ablanın demesi çok acı bir şey. Gerçekten Ve de çok çok üzücü bir inandırıcı. şey. Evet. Abla olunca inanıyorsun. Peki bakalım ne Bergüzar olacak? eğer konuşmaya sağladıysa bir açıklama yapmaz de bence artık. Bir Evet, açıklama son yapmayacak bence. dakika söyleyelim de Naim Karakaya'nın açıklaması var. Zeynep Korel ile ilgili Belgüzel Korel uzaklaşma kararı aldırıyor ve dava açıyormuş. Bir kardeş ablasına dava açıyor. İnşallah sonu güzel biter diyelim. Zeynep Kötü. Korel'e buradan ne diyelim? Allah yanınızda Evet. olsun. Eğer siz doğru ve haklıysanız Allah yanınızda olsun. Evet. Peki, biz 6 numaraya gidelim. Ben sinekle boğuşacağım Tamam, birazcık. sinekle bir konuş. Diva Bülent Ersoy ile ilgili devam ediyor haberimiz. Kastüyü koltuğuyla yeni bir polemiğin fethini ateşlemiş. İzliyoruz. Ben 500 zaten bin her TL'lik acının tiryakisi olmuşum. kürkü, Bunu hayır demiyor, yüz yalanını bin uyuyor. dolarlık yüzük, deve kuşu tüyü, koltuk, şu peruk, takılar, Şaşadan makyaj, şaşadan ölecek. aynen gerçekten Allah Allah uzun uzun ömür ömür versin. versin. Öyle derler yani şaşadan geçilmiyor. Benim merak ettiğim bir şey var. Bir söz çok hoşuma gitti. Ben sevgi veremem. Sevgi almaya alışmışım. Yani o kadar star bir hayat, o kadar alkış tutulan, o kadar çevresi tarafından o da biliyor ki pohpohlanan bir hayatın içerisinden çıkıp anne şefkati verebilmek birilerine zor diyor ve bu bencilliği yapmıyor. Bu çok enteresan. Bunu yapamam diyor. Hani Evet. alacağım çocuğa da günah anlamında söylüyor. Evet, anne olmayı Rabbim ona o özelliği vermemiş. Kendisi de söylüyor ama bence bir anne kadar şefkatli olabilirdi. Bir evladı olabilirdi, evlat edinebilirdi ama kendisi bunu istemedi. Yani nedense benim aklıma şu an mesela sinirlenince ne olacağı çıktı böyle Çocuğa. çocuğa Ya ne bileyim biz sinirlen hepimiz. Bülent Ersoy Ya mahvedebilir şimdi sen de vallahi kızabilir. sinirleniyorsundur ama Eymen'e sinirlenince ne yapıyorsun ki? En fazla ne yapabilirsin? Hayır Yani şimdi sinek VTR'de gidiyor. yani biz hayvanları sevdiğimiz için müdahale edemiyoruz olaya. Yoksa yani Evet valla bir sineği. tane sıkacağız ama yok yok ölmesini istiyoruz. Aa. Yani bana işte yani Bülent Ersoy tamam çok böyle naif, kırılgan bir kadın ama yeri gelince de o kadar sinirli ve sert sözleri olan bir kadın ki Tabii. hani Gazabından korusun tabii Allah. de ki evlat edindi. Ondan sonra bir tane erkek evlat Çocuğu. edin erkek çocuğun. Evet. Sonra erkek çocuğu büyüdü. Bülent Ersoy'un istemediği bir kızı gelin olarak getirdi. Aman. Kız da diyor ki anne bana 100 bin dolarlık yüzümü versene. Ay. Düşünsene Bülent Ersoy mahveder kızı mahveder yani. Evet evladım diyeyim Evet evladım. Belki çocuğunun karısı olunca bir şey diyemez ama yani. ama Bülent Ersoy'la ters gitmek her geline nasip Tabii olmaz biz öyle yani. düşün, geleceğe düşün ama Peki ne diyorsun Peruna? ya kendine has tarzı olan gerçekten en tarz kim dersen Türkiye'de O. en tarz Bülent Yani Ersoy. şöyle söyleyeyim. Tarzdan da ziyade ikon. İkon ve tarz. Gerçekten ikon. Ya böyle bir tarz yok ki baksana. Şimdi o kıyafetle bu saçı yap, öyle bir makyaj yap. Yani kendine bu kadar bakan ve önemseyen, seyircisini bu kadar önemseyen bir Ben Zeki Müren, bir Bülent Ersoy sayarım. küçükken birilerinin yorumunu ve tarzını tanıyabiliyorsam onlar başarılı diyordum. Yorumunu gözüm kapattığımda kim olduğunu şarkıda Herkesle biliyorsam aynı değil evet. diyorsun. Ama tarzı nasıl biliyorsam biliyor musun? Mesela
Arkadan gördün. Bu Bülent Ersoy der misin? Dersin. Tabii ki. Arkadan başkasına baktın. Bu hadise der misin? Dersin. Tarzı da öyle yorumluyordum mesela. Evet. O yüzden onu her yerden bakarsan bak Bülent Ersoy. Merak ettiğim başka bir şey var. Bu makyaj kaç saatte çıkıyor? Ay evet, bence çıkmıyor mu Kılmaya acaba? kaç saatte gidiliyordu? Nasıl bir far, nasıl bir baksana. O ruj mesela, O öyle ruj bir bak, o renk, ruj. gri. Yemin ediyorum size o 7-8 dakikada çıkar. O Tabii. ruj yani. Çok zor. Bak, orada bütün gelen konukları tek tek öpse o ruj çıkmaz. Yok, mümkün Çıkmaz. değil. Yani o simi yapıştır. Korkunç bir şey. Bir de o nasıl takıntılıdır biliyor musun makyaj malzemelerinde? Burada bizim yayına çıkacaktı. Biraz rötarlandı. Neden? Yurt dışından ruju geldi. Yurt Gece dışından aldılar. ruju Tabii geldi. gece aldık o ruju falan aldılar getirdiler buraya falan. Vay O vay ruj vay. böyle siyah yakın bir bordoydu hatırlıyorum. O da çıkmadan çıkmadı. Kadın çıkmıyor. Prensip meselesi. Evet, gerçekten prensip meselesi. Helal olsun. Çok İşinde de güzel her bir iş zaman çok yaptı bu arada. başarılı. O hani Mecidiyeköy'deki o restoranda. Güzel başladı. Öncesinde Fatih Yürek çıktı. Sonrasında Bülent Ersoy çıktı. Şimdi oradaki mekanda Gülben Ergen'le İzzet Yıldızhan çıkacakmış. Her ikili Nasıl, iş yapar mı? yapabilir. Yapabilir. Peki. Devam Gülben'i özledik ediyoruz. mi? Özledik. Kime? Gülben'i de özledik Ya şimdi. Ne Gülben'in yalan söyleyeyim. gerçekten, Nerede ben Gülben? ilk defa dün merak ettim. Ne yaptım biliyor musun? Gülben Ergen'in Instagram hesabına baktım. Sen engellenmedin mi? Yo, beni engellemedi. Sen engelli misin? Yıllardır. Beni engellemedi. Ben ilk defa hesabına baktım. Ne yapıyor merak ettim ya Ne kadın. yapıyor Bir aşk haberi Gülben'in? gelmez mi? Bir işte okul açılışı bu ara gelmez mi? Hiçbir şey yok. Spora başlamış, onu gördüm. Deniz Akkaya'nın yaptığı var ya, o böyle ipler sarkıyor. Orası burası böyle şey yapıyor, esnetiyor. Tamam. Ona başlamış. Spor yapıyor. Aa, güzel. Ve meditasyona başlamış. Böyle bu tür şeylere artık odaklanmış. Kimin hayatında kim varsa ona göre şekil alan Peki. muazzam bir başarısı var bence. Peki, o zaman Tarkan'la devam ediyoruz. Edelim. Avrupa turnesine çıktı. Londra sokaklarında özgürce gezmiş. Ne diyorsun Tarkan'ın Londra'da bu bir videoları? konser var. İlk defa Londra'ya gidiyor gibi metroyu, efendim söyleyeyim, arabayı, otobüsü, insanları, binaları falan çekmek tabii biraz enteresan. Ya Çeksi başkası oldu. çekse enteresan olmaz da, Tarkan çekince garip oluyor. Yani ilk İşte defa mı Tarkan. Londra'ya gitti? İlk defa mı otobüs görüyor? İlk defa mı telefon kulübesi görüyor? Ne oluyor Ya da diyorsun? kime neyi ispatlıyor? Tamam Londra'dasın, tamam anladık. Bir de ben şimdi mesela bu videoyu izlerken şey düşündüm. Tarkan'ın arkasında geçenleri düşün. Hiç bakmıyorlar değil mi? Hiç bakmıyorlar. İstanbul'da bu görüntüyü çekemez Bir de tabii. biz dünya starımız diye tanıtıyoruz. Ben Tabii. olsam çekmezdim yemin ederim. Tarkan'ı kimse tanımıyor ayol. Nasıl dünya? Bak, Taksim'de Makedonya'da çektin. ünlü. Makedonya'da ünlü onu Tabii, biliyoruz. Taksim'de çektiğini düşün bak. Taksim'de çekse Allah, direkt kameraya gelir herkes. Taksim'de şöyle olur. Tarkan çekmez diye düşünürler. Tarkan olmadığına inanırlar. Burada da Tarkan'ı görüyorlar. Evet ama Tarkan kim onu bilmiyorlar. Yurt dışına giden Tarkan bir garip. Neydi Tarkan? Bakalım yurt dışında ne yapar diye. Bunu Aynen. metroyu çekmiş. Yani otobüs çekmiş. Otobüs Konser var çekmiş, diyorlar konsere hani. çıktı, artık gitti. Avrupa turnesine çıktı işte. Evet. Bir sürü yer gezecek bakalım. Tarkan'ın biliyorsun Harbiye konserleri çok ses getirdi ve Avrupa konser derken nereye gidecek? Yazmamış yani mı? evet. Harbiye konseri çok güzeldi, ses getirdi. Hanımının diyaloglarını çok beğendik. Bu yıl Tarkan'ın hatta ikinci çocuk ben hissediyorum ikinci çocuk gelecekmiş gibi Gelecek hissediyorum diyorsun. dedim. Şu konserler bitsin, bir yuvasına bir dönsün. Ondan sonra çocuk herhalde olur ya. Var mı konser görüntüleri? 5.000 kişi katılmış. Çok güzel. Biletler çıktığı dakika Bitmiş. tükenmiş. Bravo Londra'daki ya, Türklere vallahi de bravo. helal olsun sanatçısına sahip çıkan, onu böyle tek bir ağızla bağıra bağıra dinleyen muhteşem bir seyirci. Zaten Tarkan'ın bence seyircisi meşhur. Evet, bir tane de izleyicisi gitmiş. Diyor ki İstanbul'dan İngiltere'ye Tarkan'ı görmeye geldim demiş. İstanbul'da konseri Şöyle olmuş o biraz. Anladın mı? O biraz varmış. şey kestirmeleri şey yapmış. Ama bir şey diyeceğim. Harbiye'de konu bilet kalmadı ki. Ha, kalmadı nasıl olacak? Gitti Londra'ya ne yapsın o da. Evet. Peki, Bergüzar Kore ile ilgili biraz evvel haberimizi kaçıranlar için ablasının açıklamaları vardı. Zeynep Korel'in yurt dışında temizlik yaptığına dair ve evliliğiyle alakalı Bergüzar Korel'in açıklamaları vardı. İşte o evliliği kurtarmak için çocuk yaptılar. Babası Tanju Korel'in ölmeden evvel beni lütfen annene ve kardeşine bırakma dediğini iddia etti Zeynep Ellerine, Korel. onların ellerine Onların bırakma. ellerine. Evet, çok ağır Çok cümleler. ağır bir cümle ya. Bu ağır cümlelerden sonra Bergüzar Korel'in avukatı söylemezsem olmaza konuştu. Son dakika bilgisini verelim. Diyorlar ki uzaklaşma kararı çıkartıyoruz ve dava açıyoruz. Zeynep Korel'e derler. Biraz evvel Asla gösterdiğimiz konuşamaz diyorlar. kızımız da, Nazlı da, Zeynep Korel'in kızıymış. Gerçekten kızı mıymış? Gerçekten kızıymış.
Aa. Ya. Peki devam ediyoruz Demet Akalın'la. Enteresan. Evine hacize gelen icra memurundan şikayetini geri çekmemiş. İzliyoruz. Ya evet aslında yani olayda bir ikiyüzlülük var. Yavuz hırsız ev sahibini Heh. bastırırmış ha. Yani Ya bu kocanı direkt kabul bu. ediyorsun. Ha. İcra ondan dolayı geliyor ve şu Evet. an devam ediyorsun. İcra memuru görevini yaparken bilmiyorum nasıl da görevini yaptı. Görevini ihlal mi etti? Yok tamam işte ya, icra gerçekleştiğine göre görev yapıldı. Şimdi bir aynı zamanda icra işlerine de bakan bir avukat eşim olduğu için bazen soruyorum. İcraya gelince duygularınız nerede? Bu adamların paraya ihtiyacı var mı? Bu adamlar zaten bu hale gelecekse parayı ödeyemeyecekse zaten belli ki bir şey olmuş falan Evet. soruyorum. Evde bir Ama tane televizyon var. Onu işte alıyorlar. onlar benim mesela benim asla yapamayacağım işler. Ama icra memurları tam anlamıyla emir komuta zincirine Tabii bağlı. yani Yani mecburlar. Onların da alacaklı diyor mesleği ki o. almadan gelmeyin kardeşim. Tabii. Demet Akalın değil kim olursa olsun oradan alacağınız yapacağınız muamele eşit ve aynı olmalı diyor. Adamın işi bu. Bir can. O da evine He. ekmek götürüyor Evet. orada. Bu yüzden onu şikayet etme tavrı. Aa bir dakika şimdi Demet Akalın'a bir kişisel bir hakareti olur. Bir şiddeti olur. Orada zaten sonuna kadar eder. Ama burada icra olayı gerçekleşmiş. Sadece icra olayı vuku bulmuş. Yani bunun dışında başka bir işlem yokken 10 yıl hapis istemek biraz enteresan. Bir de senin de söylediğin gibi bu icra Okan Kurt'un aile şirketi yüzünden Demet Akalın'ın başına musallat oluyor. Ve sonrasında sen Okan Kurt'la zaten sevgili hayatına devam ediyorsun. Yani yeniden birleşiyorsun. İşte bu çelişkilerle ne olur? Adalet bir kez daha sorgulanır Diyor ki bence. Y nokta ne? Görevimi kötüye kullanmadım diyor. Sahte belge düzenlemedim. Beraatimi istiyorum diyor. Doğru. Benim reddetme görevim yok diyor. İcra yapılırken yani icra yapmama gibi bir durumum olamaz. Ben Yok. emir kuluyum diyor dediğin gibi. Benim yetkim haciz talep edilen malın hacze tabi olup olmadığı hususunda sınırlıdır. Haciz işlemi bittikten sonra alacaklı avukatı malları muhafaza altına alınıp müştekinin evinden kaldırılmasını istedi diyor. Bu arada müşteki istikak iddiasında bulunmuştu. İstikak iddiası talebini karara bağlama yetkisi de bende değil diyor. Şöyle yani bu söylediğimiz kişinin yaptığı şey Allah kimseye yaşatmasın. Hacize eve gelen memurlar var, bir de avukat var. O memurlar oda gezip televizyondan iki tanesi birini yazıyor. Evet. Bu diyor hacize uğranabilir bir mal diyor. Bu hacize uğranamaz bir mal diyor. Mesela yatak odasına girmiyor. Bunun gibi bir şey. Hani sadece bu alınabilir bu alınamaz diyen o tiki atan kişi haciz memuru. Ama avukat bunu o müştekinin yani o davacı olduğumuz kişinin evinden alacak kişi avukatın adamları, avukat. Peki sana soruyorum, Allah korusun. Ömer bir borcu yüzünden eve haciz getirdi. Tamam mı? Sen kocana mı kızarsın öncelikle? Görevini yapan memurlara mı kızarsın? Veya kocanı affettikten sonra görevini yapan memuru affeder misin, affetmez misin? Şimdi tabii yani buradaki olay tam anlamıyla benim kocamla aramda olan bir şeydir. Yani bu Allah korusun evi herkesin evine haciz gelebilir. Herkesin Bugün başına ne olduğumuzu gelebilir. belli ama yarın ne olacağımızı hiç bilmiyoruz. Ama benim sorunum kocamlaydı. Zaten sen diye kocasıylaydı. Zaten sen telefonlara bağlayıp asla yüzünü görmek istemediğin bir adam deyip telefonlarına storylerine bile bakmıyorum dediğin bir adamdı. Öfken geçti. Haciz memuruna mı kaldı öfken? İşte evet. Kocana öfken Bir tek şeye geçmiş, üzüldüğünü sevgilin biliyorum olmuş. Ece. Köpeğimi almasınlar diyor Hira. Evet. Ona üzülüyor. Orada hepimizin içi parçalandı. Zaten çünkü Hira'nın dünyadan haberi yok. Ne oluyor? Bu adamlar niye evde bilmiyor? Belki Hira'nın bu lafından dolayı haciz memuruna kızmış olabilir. Ama bir usulsüzlük yoksa sen nasıl kalkıp 10 yıl hapis istersin Sahte adamdan? belge yoksa, hiçbir Yoksa. şey yoksa. Ya ben de şeyi merak ediyorum. Şimdi çok kötü günler geçirdi. İşte sinir krizleri geçirdi. Beyaz TV'ye bağlandı, ağladı. Bu Evet. kadar üzüntülü günlerin üzerine affedersin ve geçmişe hani Sünger artık sünger çekersin. çekersin. Çünkü eşin de çekmesin artık sevgilin olmuş. Evet. Güzel bir birlikteliğin var. Mutlu görünüyorsun. Her şey onda görünüyor. Neden haciz memuruna bu garez dersin yani? Bir şey Evet Ece, var. o zaman belki bir de şunu da dersin. Sadece soy adı Kurt olmasın diye, Demet Akalın Kurt olmasın diye hacizden yırtmak adı altına yapılmış bir boşanma mı diye sorarız tekrar tekrar. Çünkü senden sonra barıştın. Barıştın, aynı evde yaşıyorsun. O durumda haciz Okan Kurt'un evine gelmeyecek mi? Okan Şöyle nerede yaşıyor ki şu an o zaman? Okan'ın evi yok yani şeyde. Evi yok ki, Evi evi yok yok ki, ki eve Ebeveyn'de. döndü. Ya yani Demet'le kalıyor işte. Demet'in evinde yani Evet. kendi ev, evlendik Peki zamanki. öyle bir durumda sen avukat eşin olduğu için çok rahat Ha. soruyorum. Öyle bir durumda Okan'ın yine şu an Nikah yoksa hiçbir şey.
Hiçbir şey Hiçbir şey yapamıyorsun. ifade edemez. Ama nikah varken benle kalmıyor, günlerdir görmüyorum dese bile evde bir tane gömlek çıksın sıkıntı. Ama şu anda nikah yok. Nikah Yani almadığı için bu durumda hak yok. haciz hiçbir şekilde Hak edemiyor. Demet Akalın'a gelmez. Evet. Bu yüzden onlar da bence bunu bildikleri Bundan dolayı için da bu nikahsız ayrılığı devam evet ediyorlar. istediler. Reklamların ardından canlı yayında tekrar birlikteyiz. Şimdi bomba gibi bir haberle, bomba gibi bir konuyla devam ediyoruz. Çünkü hepimizin kafasında soru işaretleri olacak bu haberden sonra bence. Eski milli futbolcu Emre Aşık'la yollarını ayırdı. Kim? Yağmur Yağmur Sarnıç. Sarnıç. Yağmur şimdi dava açmış Bircan. Ne davası? İzliyoruz. 99 Cumhuriyet altını ne kadar? 160 bin küsür ediyor değil mi Evet. TL? Evet. Şimdi bununla ilgili bir dava açıyor. Diyor ki Yağmur'un da iddiası şu. Benim adım daha evvel evet Duygu'ydu ve bunu bilmediğini iddia ediyor Emre. Ama bakın ıslak imzalı işte imam nikahı yaptı, pardon dini nikahı yaptığımızda da imzam bu, adım da bu diyor. Biliyormuş yani Şimdi Duygu zaten olduğunu. dini nikah ya ben de yaptım. Orada bir imza falan olmuyor tabii ama o tarihlerde adının Duygu olduğunu biliyordur kiminle evlendiğini. İmza var. Yazı da var. İmam nikah Bak. tamam hani bunun kendi şeyinde inisiyatifinde. Evet Normalde yapmışlar ama. hiçbir dini nikahta böyle bir işlem gerçekleşmiyor. Evet yapmışlar. Söz konusu dava mihir davası. Evet. Mihir ben hocayla ben benim imam. İmamla konuştum o şey caminin imamıyla. Dedi ki biz bunu neden alıyoruz? Niçin var? Bu gelenek bu neden oluyor? Bu Allah korusun bir ayrılma yaşandı ki yaşanıyor şu an. Kadını kadın olduğu için mağdur etmemek adına istenmiş bir şey. Evet. Yani böyle devasa şeyler isteyerek de bu işin suyunu çıkartmış oluyoruz. O kadının neden mağdur olmayacağını anlayacağız, ölçeceğiz. O makul bir şekilde hesaplanacak. Ve hatta da şey pazarlık da sünnettir orada. Pazarlık yapılır, yüksekten söylenir, alçağa indirilir falan filan. Şimdi burada zaten bir mehir varsa mehir vermek zorunda ama bunun hukuki bir yaptırımı ben bilmiyorum, sanmıyorum. Ama bunun vicdani açıdan yaptırımı ve günahı çok. Şimdi dava açılmış. Evet. Benim de aklıma şu geliyor. Şimdi normal dini nikah, Açıldıysa dava eyvah yani zaten. evet dini nikah değil de yani normal nikah, resmi nikah yaptığında Heh. boşanırken de bir takım şeyler talep ediyorsun. Evet. O zaman şimdi dedin ya mağduriyeti gidermek için Evet. mihir işte yapılıyor, ediliyor. Böyle bir 99 Cumhuriyet Ha, altını istemiş. evet. Tamam şimdi kadın mağduriyetini dini nikahta gideriyor. 160 bin TL alıyor boşanınca. Resmi nikahta da mağduriyetini gidermek adına bir takım şeyler alacak. O zaman Emre Aşık da şunu diyebilir mi? Kardeşim ben senin mağduriyetini giderdim. Bu kadar altını verdim. O zaman resmi nikahta sana verdiklerimi, boşanırken verdiklerimi geri ver diye dava açabilir mi? Açabilir. Senin bu söylediğin şey sanki o dönemlerde dini nikahın daha olduğu ve resmi nikahın olmadığı çoğunluk eski dönemlere denk geldiği için haklar dini nikahla korunuyormuş. Hatta Yağmur var. Evet, Soralım. konuşalım. Yağmur günaydın. Günaydın. Ya şimdi Günaydın. yanlış bilgi vermiş olmayalım. Dava açıldı mı? Şimdi onlar itiraz etmişler. İtiraz hakimi başlatmış önce avukatım. Biz de buna karşılık dava açacağız şimdi. Yani bu bir dava konusu. Peki hukukta var mı böyle bir Şimdi şey? Yani ya dini... sanırım emsal olacak ya. Benim de böyle her şeyim emsal oluyor sanırım. Bu da emsal olacak. Ben de bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Tesadüfi işte birkaç ay önce bu olaylar esnasında cüzdanımın içinden bu kağıdı buldum. Kaç sene olmuş. Avukata gösterdim. Dedim bakar mısın burada dedim ismim dedim yazıyor şahitler imzalı falan. Bir de bu hani her hoca dediğiniz gibi şey yapmıyor. Bu kağıda yazmıyor. Evet, Bu evet. kişinin hocanın tarzıyla alakalı bir durum Bu da sanırım emsal bu. oldu galiba. Evet oradaki 90 evet emsal olacak çünkü bu bir taahhütnamedir yani aslında baktığımızda. Orada şahitler de olduğu için. Islak imza da olduğu için. Tabii evet bu kabul etmiş oluyor bunu. Benim burada amacım zaten para değil. Aslında amacım burada o kağıdın üstünde yazan ismi göstermekti. Bunu ispatlamak istiyorum aslında ben. Ben aslında Çünkü Duygu olduğunu bilmiyordum diyor, değil mi Emre? evet karşı tarafın avukatı da aynısını söylüyor. Bilmiyorduk diyor. Ama yani benim evlenme cüzdanımda bile adım Duygu sonradan değiştirildi Yağmur oldu. Bunu çok iyi Peki, biliyorlardı. Yağmur peş bir şey soracağım. Şimdi bu tam anlamıyla karı koca arasında bir alışveriş ya. Peki çıkıp derse ki ben bu 99 altını atıyorum 90'ını verdim. Hayır, onu verdiğini ispat etmesi lazım. Verdiğini ispat edemediği takdirde borç yükümlülüğü altında halen. Burada dediğim gibi benim aslında amacım burada o mehirin falan alındığını ben de bilmiyorum.
Açıkçası ben dini nikahtan falan da anlayan biri değilim. O 99 altın da kendisi zaten söyledi. Ben hiçbir şey talep etmedim o zaman da. Buna şahitler de var. Hoca ve iki tane de arkadaşı. Yağmur ne kadar tekabül ediyor onu da biliyorsundur sen net, o yüzden soruyorum. 168 bin TL mi? Evet, o şekilde hesaplanmış yani. 168 resmi olarak o şekilde peki, hesaplanmış. Peki Emre ile boşandın mı? Sen daha boşanmadın. Yani boşanmak için can atıyorum ama henüz tabii adli durum devam ediyor. Yani mahkemeler biraz uzun sürüyor. Bir de şöyle bir durum var, aslında biz hemen boşanırdık ama çekişim. O kadar çok ekstra dava açtı ki her şeyi şikayet etti. Her şeyi kadının olayında biliyorsunuz beni şikayet etti. Evet. Sanki ben yaptırmışım, ben para verip de git çocuğumu da ödemişim gibi lanse ettirdi. Evet. Bu tarz davalar açtıkça bizim boşanma davasını etkiliyor. Ve bunlar görülmeden boşanma davasına geçemiyor. Yani Emre boşanmak mı istemiyor acaba? Uzatıyor mu diyorsun? Bilmiyorum boşanmak. Yani bilmiyorum. Ben kendisiyle görüşmüyorum zaten. Ama yani bunlara sürekli dava açmaya devam ettiği sürece boşanamayacağız. Şimdi siz bir uzlaşma var bir de çekişmeli var ya. Sizin uzlaşamama sebebiniz sürekli dava açması mı? Yoksa başka talepler? Evet. Uzamasının sebebi sürekli ekstra dava açıp beni şikayet etmesi. Ne istiyor senden peki tam olarak? Beni şey yapmaya çalışıyor, bıktırmaya. Çocuklarla ilgili galiba. Ya her şeyle ilgili bu şekilde yaparak beni hani zamanından çalarak bıktırmak istiyor. Çünkü ben boşanmak istiyorum, gerçekten boşanmak istiyorum. Yani kurtulmak istiyorum, fark ettiyseniz onun soyadını bile kullanmıyorum. İstemiyorum da yani açıkçası ama. Hukuk süreci böyle işliyor, bilmiyorum. Avukatımla bunu konuştuğumda normal şartlarda mahkeme günü verilmesi lazım. Artık kaç ay olmuş? 7 ayı geçmiş. Peki mahkemede mahkeme daha gün verilmedi mi? Verilmedi tabii ki. Çünkü o kadar çok 10 tane dava var ki aramızda. Onlar görülmeden buna geçilmiyor. Peki çocukların durumu nasıl? Ben onu merak ediyorum. Evet, şu an babada kaç gün kalıyor? Sende kaç gün kalıyor? İşte bu hafta içi babalarım da kalıyor. Hafta sonu bende oluyorlar. Pazar akşam 5'ten cuma ya, akşam 5'ten pazar 5'e kadar. Yağmur bunun tersi olmaz mı? Sen annesin. Hafta içi anne de kalır, hafta sonu babada kalmaz mı? Anlamadım. Ne ya için? Canım tersi olması lazım. Tabii ki çocuklarım giderken ağlayarak gidiyorlar. Babalarını da seviyorlar tabii ki. Sevmiyor değil ama çocuklar annenin yanında her zaman daha iyiler. Annesi hayır, hafta içi Emre çalışmıyor yani. Mu? Baba nasıl bakıyor çocuklara? Küçük bir yaşta kendisi çocuğa. Kendisi bakmıyor zaten. Yaşlı annesi var. O bakıyor. Ve dadı tutmuş bir ama tane. Ama yani günü bile vermeyen mahkeme. Daha günü nasıl 7 ayda vermeyen mahkeme. Nasıl bakıyor biliyor nasıl bakıyor biliyor musunuz? O benim evimde ajanlık yapan dadı yok mu? Hırsızlık yapan kovduğum kadın. O kadını almış himayesi altına ailecek onlara baktırıyor. Ha, senin evinde ajan olduğunu iddia ediyorsun. İşte o kadın, o ajan olduğunu iddia ettiğim o kadın şu an iki tane çocuğu, üç çocuğu ve kocası hep birlikte kendisinin himayesi altındalar. Peki boşan... Babası onun yanında çalışıyorlar. Boşanmak istiyorsun ya, ne istiyorsun Emre'den Yağmur? Yani hani vallahi, nafaka... Ben hiçbir şeyi talep etmiyorum. Hakim neye karar veriyorsa onu kabul ediyorum. Yok, sizin bir dosyanızda talebiniz vardır ya. Hani talep var ama siz ne talep ederseniz edin, her şeyin hukukta bir karşılığı vardır. Alınabilecek, alınamayacak. Bunu evet. Ben de evet bir talepte bulundum ama hani hakim neye karar verirse ben şu an kabul ediyorum. Bir an önce bitmesini İşte istiyorum. Biz bunu merak ediyoruz. Acaba 99 altında hakim kabul edecek mi? Bir dini şimdi nikah yapılmış ve dini evet, nikahta sana vaat edilen, boşanma karşına vaat edilen şey 99 altın ve sen şu an bunu talep ediyorsun Emre'den. Evet, bunu talep ediyorum. Bu bir emsalmiş zaten. Bir de böyle bir dava emsal olabilir. Avukatım dedi, biz de gülüyoruz artık her şeye. Dedi ki onu yapalım dedi. Hem de toplum bilinçlensin dedi hani. Şimdi elinde ıslak imza da var aslında. Bu da önemli bir şey. Şahitlerin imzası var. Borç sözleşmesi var, niteliği taşıyor mu acaba bu? Şahit ve ıslak imza olunca beyan gibi oluyor. Peki bir şey soracağım. Evliliğin sırasında sana senin üzerine herhangi bir şey aldı mı? Hayır. Ha, o zaman zaten hiçbir şekilde ifade edemez. Çünkü bunu evliliğin sırasında yapması lazımdı. Mesela bir araba yapması alır, lazım, bir ev alır. Evet. Buradan düşerdiniz yani. Tabii tabii. Peki o dini nikah yapanlar hakkını böyle mi alacak? Eğer sen bu konuda ya. Emsal olursan dini nikahta hakkını alamayan herkes böyle alacak diyor. Ece de doğru da söylüyor aslında. Bundan sonra başka bir hak da oluyor. Kesinlikle. Şimdi
böyle şeye de gerek yok, kağıda da gerek yok aslında. Bu garantilemek oluyor. Bizim hoca biraz garanticiydi sanırım. Normalde söze dayalı şahitlerle de gösterilerek de bu paraların alındığını biliyorum. Çünkü bu bir taahhüt oluyor ve onu kadına ödemediğini, kadın almadığını ispatlarsa, ödemediğini ispatlayamazsa vermek zorunda. Sonuçta bu taahhüttür. Sadece senetle borçlanmıyorsunuz, kağıdına yazdığınız taahhütü bize de borçlanabilir. Emre'den bir yanıt geldi mi? İtiraz mı ettiler? Ben bağış yapmıştım. Böyle bir bağışta bağışımı geri çekiyorum diye bir yazı gelmiş. İtiraz ama tabii ki öyle olmuyor. Hukuk öyle işlemiyor. Bağış ki mehir bir bağış değildir. Mehir verilen yok, onu bir kadına vermek zorundasın. Evet, onu kadına vermek zorunda. Bağış değil. Aynen. Ben de öyle. Ama şöyle, sen bu hakkımdan feragat edip bunu bağış yapmalı benim adıma diye istiyorum dersen olur. Orada bağış yazmıyor ama işte. Ama sen olması, de öyle bir şey istemedin herhalde. Bağış olması lazım ve bağış hemen yapılan bir şeydir. Evet. Evet. 8 sene sonra bağışımı geri çekiyorum diyemezsiniz. Peki. Yağmurcuğum telefonu kapatma. Arif Aslan hocamız hattın diğer ucunda. Tamam. Bu altın işini mi yer işini bir soralım bakalım. Hocam günaydın. Günaydın. Efendim ilk defa biz böyle bir dava gördük ama siz daha evvel haberiniz var mı bununla ilgili? Dini nikahtan sonra alacağını tahsil edemeyen hanımlarımız dava yoluyla alabilir mi hocam? Geldi mi size hiç böyle bir haber? Dava yoluyla alamaz diyorum ama bu nikah esnasında orada nikah kıyan arkadaş çok güzel belirtmiş, bir şey de yapmış. Ben ekranda gördüğüm kadarıyla acil mihri muaccel hemen ödenen mihir demek. Onundan umre istemiş. Yani? Umre'ye götürmesini istemiş mihri muaccelden. Yani acil şekilde, acil, ivedi bir şekilde. Acil, hemen mihri muaccel, hemen demek. Mihri muaccel de ileride verilecek mihir demek, o da 99 altınmış. Bu aynen borçtur. Kesinlikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki kere Bakara suresinde geçer. İki ayette. Üç kere Nisa suresinde geçer. Bir kere Maide suresinde geçer. İki kere Ahzab suresinde geçer. Ve bir de Mümtehine suresinde geçer. İmtihan. Bak şimdi. Bu ayetlerin geçiş yerleri de, geçiş sebepleri de önemli. Bazıları peygamberimize ait hitap ediyor. Kesinlikle müminlere hitap ediyor. Dolayısıyla müminim diyen, yani ben Allah'a iman ediyorum diyen, biraz daha bir şey yapalım, yaklaştıralım, Müslümanım diyen, Müslüman olan herkes bu mihri ödemek zorundadır. Söz verdiği takdirde İmam-ı Azam'a göre bir gramla sonu nihayet olmayan bir miktarda da belirlenebilir. Diğer imamlara göre de mihir zaten şarttır. Hele hele sinirlerde hocam sesiniz gitti. Son yani, cümle anlaşılmadı. Tekrar söyleyebilir misiniz? Özellikle dediniz. Yani bütün İslam mezheplerinde, bütün Müslümanların mezheplerinde, yani İslam genelinde olduğu gibi bütün İslam mezheplerinde de bu mihir kadına nikah şartı olarak verilir. Hocam şahitlerin bir yükümlülüğü var mı? Yani Emre Aşık vermedi 99 altını. Şahitlerden tahsis edebilir miyiz? Şahitlerden tabii bilmiyorum nasıl tahsil edilecek de onlar biz şahidiz diye şahitlik yapacaklar. Onlar şahit olmuşlar. Kefil değil. Yani kefillik başka tahsil bir şey. Tahsil edemeyiz onlardan. Yani. Peki hocam bir şey daha soracağım. Diyelim bu yazı için. Bence alınması lazım ya da onlar adam kardeşim bizi şahit tuttun. Sen böyle bir söz verdin. Bunu öde demeleri lazım. Şahitlerin de baskı yapması lazım bu konuda. Ben şahitlerle yazmışım. Kesinlikle. Hocam burada şimdi bir imza var. Burada bir taahhütname var ama Var gördüm. Görüyorum. Ya bu kadının %100 helaldir, hakkıdır. Allah'ın emrettiği bir hakkı. Bitti bu kadar. Yani hiç kimse bu hakkı atlayıp es geçip de ben bana işte efendim o zaman söylemiştim de şimdi ödeyemem. Yok öyle bir şey. Bunu ödeyecek. İslam hukukuna göre idare edilmiş olsak kadı o adama hapsettirir ödemediği takdirde. Yani böyle. Peki. Mecbur. Peki ödeyecekler. Bu bunun borcu. Kimin borcu? Yani meri kanunlarımızda, medeni kanunda karşılığına gelen şey hakimler hemen evlenmesini önlüyorlar.
300 gün mü 310 gün mü öyle bir karar veriyorlar. O zaman içerisinde kadın daha da uzun yani 10 ay gibi bir süre. Normalde eskiden 120'ymiş galiba 4 aylık tam İslami kurallara göreymiş. Sonradan da biraz daha yükseltilmiş kadın. Hocam çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Özür dilerim, o arada evlenemiyor. Cümlemi tamamlayayım. Evet, o arada kadın evlenemiyor. Evet. Ve kadın o evlenemediği süre içerisinde sosyal konuma göre, sosyal statüsüne göre ve ayda 5 bin lira, 10 bin lira harcıyor idiyse erkek o parayı da vermek zorunda. Peki ben hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir de avukatımızı bağlayacağız. Çünkü yasal olarak da öğrenelim. Hukuki bir olarak emsal mı acaba? Bir emsal karar mı verilecek acaba? Günaydın. Günaydın. Gülşah Hanım. Buyurun. Efendim, Gülşah Baycık, avukatımız hattın diğer ucunda. Ne diyorsunuz Gülşah Hanım? Böyle bir dava emsal olabilir mi? Daha evvel böyle dava örneklerini gördünüz mü? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben adliye değilim. Hani Anlatalım. Yani dini nikah sırasında mehir olarak taahhütname verilmiş. 100 altın, 99 altın ve vermemiş. Bununla ilgili bir icra davası açılacak mı? Açılabilir mi? Yani şimdi şöyle, medeni kanunumuzda böyle bir dava türü yok. Tazminat talebi de bulunabilir. Islak imza var. Aralarında bir yazışma var ve ıslak imza var. Şahitlerin de imzası var. Tamam. Bu imza, yani medeni kanunun içinde böyle bir para tazminatı yok. Yani sadece bunu ne yapabilir? Alacak davasına konu yapabilir. Tamam, yani bu mehir davası olarak açamaz. Böyle bir dava türü yok zaten. Yani medeni kanuna girmeyebilir ama icra davasına girebilir. İcra işine girebilir tamam, yani. Alacak davası olarak. Evet. Alacak davası olarak alabilir yani. Bu 99 altını Yağmur Sarnıç, Emine Aşık'tan alabilir mi? Yani şimdi söyle, yarın aramızda bir kağıda sözleşme yaparız. Siz bana dersiniz ki işte size bir ay sonra şu tarihte işte iki bilezik, dört tane çeyrek bunu gireceğim deyip iki şahit aldı altında imza atarsın. Bir yazılı anlaşmadır. Bunu tabii ki talep edebilirsiniz. Ama bunu bir dini nikah adı altında talep edemezsiniz. Tamam, sonuçta nasıl talep et diyor. Alabiliyor yani ama. Peki yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi çalışmalar. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Evet, bir beraberimizin daha sonuna geldik. Ben Ece Erken, Bircan Bali ve Sineğimiz yarın sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sinek olmasın ne olur. Kendinize iyi bakın. Efendim, kaçırdığınız bölümleri izlemek istiyorsanız YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz. Tıklayın, abone olun. Bye bye.